İyi akşamlar. Saatler tam 21'i gösteriyor. İstanbul'da, Türkiye'de saatler 21'i gösterirken Küresel Bakış programıyla TRT Türk ekranlarında karşınızdayız ve bu akşam programımızda 11 Eylül saldırılarından sonra adını en çok duyduğumuz yerlerden biri Guantanamo üstüne uzanacağız. New York temsilcimiz Serhat Uçak Guantanamo'ya yıllar sonra giren ilk Türk gazeteci oldu ve artık kapanma aşamasına gelen ama hala belli sayıda mahkumun içeride tutulduğu üstü görüntüledi. İşte tüm bu izlenimleri ekranlarınıza getireceğimiz Küresel Bakış'a şimdi başlıyoruz. Şu anda Küba Adası'ndaki Amerikan üssündeyiz. Guantanamo üssündeyiz. Guantanamo denince hepinizin aklına bir şeyler geliyordur. En çok da burayla ilgili o kötü hikayeler geliyordur. Amerika Birleşik Devletleri Bush yönetimi 11 Eylül saldırılarının ardından o saldırıları planladığını düşündüğü ya da o saldırılara katkıda bulunduğunu düşündüğü herkesi, bütün en üst derece terör suçlularını, şüphelilerini daha doğrusu buraya, bu adaya getirdi. Ama adadaki işkence iddiaları birçok kuruluş tarafından ispatlandı. Amerikan hükümeti de birçok şeyi kabul etti. Bu adayı gerçekten dünyadaki belki de en gizemli, en gizli, en çok güvenlikli tutukluk yerlerinden, cezaevlerinden biri haline getirdi. Peki burası nasıl bir yer? İşte şimdi biz buradayız. O kampın ortasındayız. O kamptan size izlenimler getireceğiz ekranlarınıza bugün Küresel Bakış'ta. İsterseniz hemen Guantanamo yolculuğumuza şimdi başlayalım. Guantanamo, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre dünyanın en tehlikeli teröristlerinin tutulduğu yer. Ancak dünya, Küba'nın güneyindeki bu Amerikan üssünü işkence ve kötü muameleyle hatırlıyor. Peki dünyanın en tartışmalı ve belki de en gizemli hapishanesinde bugünkü durum ne? Guantanamo yolculuğumuz bir C-17 nakliye uçağında başlıyor. Şu an yerden kilometrelerce yüksekteyiz. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17 nakliye uçağındayız. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin elindeki en büyük nakliye uçaklarından birisi bu. Peki neden buradayız? Nereye gidiyoruz? Şu an Guantanamo'ya doğru yola çıkmış vaziyetteyiz. Guantanamo neresi? İşte bütün dünyada belki de en ünlü cezaevlerinden, hapishanelerden biri. Amerika Birleşik Devletleri en tehlikeli gördüğü 11 Eylül'ün planlayıcılarını, 11 Eylül'le ilgili kim varsa, kimin olduğunu düşünüyorsa hepsini Guantanamo'ya gönderdi. Yani Küba Adası'ndaki üssüne gönderdi. Oradaki askeri mahkemede yargılanıyorlar. Şimdi biz de Guantanamo'ya doğru gidiyoruz. Bakalım hem ada nasıl bir yer, son gelişmeler neler oradaki, bir taraftan da oradaki yargılamadaki son gelişmeleri yerinde izlemiş olacağız. İşte büyük bir heyet var burada, C-17'nin içinde şu anda hem bu yargılamaları yapan, Amerika için en önemli olan bu teröristleri yargılayan şu anda savcı da burada, askeri savcı da bu uçakta. Hep birlikte gidiyoruz o mahkemeden, bakalım ne çıkacak. Şu anda Guantanamo'da Şeyh Halit Muhammed, Muhammed'in yargılaması var. Şeyh Halit Muhammed 11 Eylül'ü planlayan ilk 5 kişiden birisi. Hatta bunu planladığını itiraf etti mahkemede. Ayrıca Şeyh Halit Muhammed çok önemli bir isim. Neden? Çünkü verdiği bilgilerle Usama Bin Laden'in yakalanmasını sağladı. İşte bu yüzden
çok önemli. Belki de o da bu uçaklardan, buna benzer uçaklardan birisiyle Guantanamo'ya götürülmüştü. Şimdi biz de onun yanına gidiyoruz. Şeyh Halit Muhammed'in yargılandığı o mahkemeye tanık olacağız. Amerikan Başkanı Obama'nın başkan seçilmeden önce en büyük vaatlerinden birisi Guantanamo'yu kapatmaktı. Fakat henüz kapatamadı. Ancak şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Guantanamo yine çok popüler. Neden? Çünkü Afganistan'da 5 yıl boyunca Taliban'ın elinde esir kalan asker Bergdahl 5 Guantanamo tutuklusu karşılığında Taliban'dan geri alındı. Ve işte o 5 tutuklu aynen bu tip bir uçakla, yani bir C-17 ile Katar'a nakledildiler. Guantanamo'dan. Şimdi bizim gittiğimiz Guantanamo'dan 5 tutuklu geçtiğimiz hafta, yaklaşık 10-15 gün önce daha doğrusu, eksildi. İşte bu uçaklardan biriyle, bir C-17 ile Katar'a gönderildiler. Amerikan yönetimi Guantanamo'daki tutuklu sayısını azaltıyor. Bir taraftan da kapatmak için elinden geleni yapıyor. Ancak Obama ikinci döneminde de hala bu vaadini henüz gerçekleştirmiş değil. Büyük bir gürültüyle Guantanamo'ya inen uçağımız bizi Küba'daki Amerikan üssüne getiriyor. Uçaktan iner inmez bizi Guantanamo üssünde kalacağımız bölgeye götüren feribota biniyoruz. Guantanamo'ya gelenler arasında kalabalık bir gözlemci heyeti ve mahkemelerde görev yapan hakim, savcı ve avukatlar da var. Az önce Guantanamo'ya indik. Guantanamo'da şu anda sıcaklık neredeyse 40 derecenin üzerinde. Karayiplerin ortasındayız. Küba'dayız aslında. Küba'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'dan yıllar önce kiraladığı askeri üsteyiz. Hemen arkamızda Guantanamo'daki hücrelerin olduğu bölge var. İşte dünyanın en tehlikeli teröristleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli olarak gördüğü insanlar burada, bu adada. Şimdi de bugün başlayacak yargılamalar için buraya yaklaşık 100 kişilik bir heyet geldi. Askeri mahkemenin üyeleri de geldi, savcı geldi, avukatlar geldi. Bakalım bundan sonra neler olacak. Artık Guantanamo'dayız. Şimdi burada neler olduğuna bakma zamanı. Ama burayı anlamak için 11 Eylül 2001'e gitmek gerekiyor. İşte her şey o gün başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sembollerine ard arda saldırılar düzenlendi. Bush bu saldırıları gerçekleştirenleri cezalandırmaya kararlıydı. 11 Eylül'den sonra başlayan insan avı sonucunda çok sayıda El-Kaide ve Taliban üyesi yakalandı. Amerika'ya göre bu isimler savaş esiriydi. İlk gönderildikleri yerse burası, yani Guantanamo oldu. İlk tutukluların Guantanamo'ya ulaşmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından dağıtılan bu fotoğraflar dünyayı ayağa kaldırdı. Guantanamo adını herkes duydu. Guantanamo üstündeyiz. Hemen arkada ünlü Camp X-Ray var. X-Ray kampı burası. İlk tutukluların buraya getirildiği yer. Şimdi az sonra oraya gideceğiz. Bakalım son durum ne orada? Yıllar sonra Amerikan hükümeti tekrar burayı basına açtı. Kullanılmıyor fakat müze gibi eskimesine rağmen duruyor. İşte buradan sonrası, buradan sonra geçiş yasak. Hemen arkamızda şu anda gösteremediğimiz yerde ise Küba sınırı var. Küba sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaktayız. Buradan sonrası yasak, askeri bölge. Fakat biz şimdi bu yolun etrafından dolaşıp hemen şuraya, yani Guantanamo'nun ilk kampı, Camp X-Ray gidiyoruz.
Guantanamo üssündeki ilk kamptayız. 2002 Ocak ayında 11 Eylül'den sonra birkaç ay sonra sadece işte ilk tutuklular buraya bu yüksek güvenlikli kampa getirildi. Görüyorsunuz bakın dikenli teller var, demir bir kapı var. İlk gelen tutuklular bu kapıdan içeri giriyorlardı ve buradan sevk ediliyorlardı kalacakları hücrelere. Aslında bunlara hücre bile demek çok zor çünkü hepsi açıkta, tamamen açıkta. Yağmurda, çamurda burada gelen tutuklular önce buraya sokuluyorlardı. O meşhur fotoğrafı hatırlarsınız. Önce buraya getiriliyorlardı. Burası kimlik tespitinin yapıldığı yer ve parmak izlerinin alındığı yer. Burada tutukluların girişi yapılıyordu. Yine burası da görüyorsunuz. Tabii şimdi kullanılmadığı için birazcık eskimiş, dikenli teller paslanmış. Ne zamandan beri kullanılmıyor. Şu anda burası metruk bir halde duruyor. Fakat yine de o zamana rağmen, eskiliğine rağmen buradaki güvenlik önlemlerini fark edebiliyorsunuz. Her yer dikenli tellerle çevrili. Tamamen üstü açık. Sadece çok az üstü kapalı yer var bu kampta. Onlarca tutuklu 11 Eylül'ün ardından Bush yönetimi tarafından işte tam da buraya getirilmişti Guantanamo üssünde. Guantanamo'da Camp X-Ray'deyiz. İlk tutuklular girdikten sonra önce buraya alınıyorlardı. Ondan sonra da şu binada duş alıyorlardı. Orası çok basit bir duş merkezi. Hemen yanında görüyorsunuz büyük bir kule var. Burası gözetleme kulesi. İşte 24 saat gözetleme altında tutuluyordu. Hemen altında zaten dikenli telleri görüyorsunuz. Büyük koruma önlemleri altında burada tutuklular tutuluyordu. Peki daha sonra nereye alınıyorlardı? İşte bu hücrelere alınıyorlardı. Aslında bunlara hücre demek ne kadar kolay, ne kadar doğru bilmiyorum ama bunlar üstü tamamen açık, sadece küçük barakalar gibi diyebiliriz. İçine girdikleri zaman işte şu manzarayla karşılaşıyorlardı. Tabii şimdi yıllardır kullanılmadığı için yerler görüyorsunuz otlarla dolmuş, tamamen kullanılmadığı için. Sadece fareler var şu anda ve bazı yılanlar var. İşte mesela şuradan şöyle gösterebilirim size. Bakın burası 2002 Ocak ayında buraya gelen tutukluların konduğu yer. Şartları görüyorsunuz. Aslında belki de anlatmaya çok da gerek yok. O ünlü fotoğrafları biliyorsunuz. Burada portakal rengi üzerlerine üniformalar giydiriliyordu önce tutukluların. Ondan sonra da buraya alınıyorlardı. Gerçekten çok çok kötü şartlar. Burada yan yana 1, 2, 3, 4 ayrı hücre var. Üstleri çok basit, ilkel tahtalarla kapatılmış. Bunların yağmura dayanıklı olduğunu söylemek çok zor. Zaten soğuk olduğu zaman hava ya da Guantanamo'daki tropikal iklimi göz önüne alırsak bunlar bazen o kadar fazla yağmur yağıyor ki buranın ıslanmamasına imkan yok. Çok da insani şartlar olduğunu söyleyemeyeceğiz. Burada isterseniz şu tarafa doğru yürüyelim. Hemen. Yürümek bile şu anda zor çünkü otlar var burada. İşte görüyorsunuz bakın yan yana bütün hücreler, her birinde kompartmanlar halinde. Her birinde yaklaşık 4 hücre var. Şu anda benim önümde 20 kişinin içinde olabileceği hücreler var şu anda. Her birinde 5 hücre var. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 kompartman şu anda burada görüyorum ama kamp ileriye doğru devam ediyor. Şöyle ileriye doğru bakarsanız dikenli telleri göreceksiniz. İşte buradan yürümeye devam edelim isterseniz. Camp X-Ray'deyiz şu anda. Guantanamo üstündeyiz. İşte o ünlü işkence fotoğraflarının ilk ortaya çıktığı, bu tutukluların ne kadar kötü şartlarda yaşadığına dair fotoğrafların ilk ortaya çıktığı yer burası işte. Çok tarihi bir yer burası. Guantanamo ismini dünyaya belki de ezberleten kamp burası. Biz de şu anda oradayız. Görüyorsunuz işte yan yana şartların ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Aslında tabii ki söylediğim gibi bu yıllardır kullanılmayan bir kamp. Ama her ne kadar kullanılmıyor da olsa yeni hali de bundan çok farklı değildi. Sadece burada otların olmadığını düşünün. Onun dışında her şey aynıydı. Neler aynıydı? İşte tek kişilik bir hücre. Altta beton var. İnsanlar hatırlarsınız o fotoğrafları. Tutuklular ilk buraya getirdiklerinde bu şekilde tutuluyorlardı. Başlarına bir maske geçiriliyordu ve hiçbirisinin etraflarına bakmasına izin verilmiyordu. Sadece şöyle duruyorlardı. Şimdi size o fotoğrafı da göstereceğiz, hatırlatacağız. Saatlerce bu ortamda burada şöyle tutulduğunuzu düşünün. Bu bile insan hakları örgütlerine göre tek başına zaten bir işkence yöntemi. İşte bu fotoğraflar da zaten şimdi göstereceğiz size ne kadar kötü durumda olduklarını ispatlıyor.
Guantanamo'da Camp X-Ray'deyiz. Az önce çok fazla yağmur yağdı fakat etrafta şimdi de bir sürü böcek ve sinek dolar. Sinek var. Gerçekten çok zor. Burada nefes almak bile zor. Şimdi girdiğimiz yer ise işte o ünlü fotoğrafın çekildiği yer. Guantanamo'yu bütün dünyaya tanıtan o ünlü fotoğrafın çekildiği yer. Buraya getirilmişti tutuklular ilk olarak ve burada dizüstü çöktürülmüşlerdi. Kafalarına çuval geçirilmişti. İşte o çuval fotoğrafı bütün dünyaya burayı tanıtmıştı. İşte Guantanamo'nun belki de o çok tartışılan o çirkin yüzünün ilk görüldüğü yer burası. Yine burası da dikenli tellerle çevrili. Bir taraftan da burada yine hücreler var. Çok kötü durumda olan hücreler şu anda kullanılmadığı için ama az önce de söylediğim gibi aslında yıllar geçmiş fakat yıllar önceki hali de bundan çok da farklı değildi. Sadece buradaki otlar daha kısaydı. O kadar. İşte burası da o tarihi mekan. Artık burası yıllardır kullanılmıyor. Şimdi Amerikan ordusu yıllar sonra basını bizi buraya getirerek burayı gezdiriyor. Bir taraftan da aslında belki de Amerikan ordusu, Amerika günah çıkartmaya çalışıyor. Ama dünyanın gözünde hala burası Guantanamo deyince akla işkence, kötü muamele ve o tutukluların görüntüleri geliyor. Guantanamo'da açılan ilk kamptayız, X-Ray'deyiz. Burası gerçekten şu anda hiç kullanılmadığı için tamamen bir film setine dönmüş durumda. Görüyorsunuz kaktüsler çıkmış, ondan sonra otlar upuzun. Fakat burada hala çok ilginç bir şey, belki de bunu paylaşmak istiyorum. Burada hala o ruhu hissedebiliyorsunuz aslında o günlerdeki, o tutukluların konduğu ruh halini bir şekilde insan hissediyor. Dediğim gibi her yer çamur içinde şu anda ki burası zaten kullanılırken de farklı değildi. Biz kendimizi, ayakkabılarımızı korumak için böyle önlemler aldık. Ve şimdi bu zor şartlarda çekim yapıyoruz. Tabii ki hiçbir zaman bizim şartlarımız o tutuklular kadar zor olmayacak burada. Biz yıllar sonra buraya geldik. İzlerini tarihin görmek için geldik ama en azından tarihe tanıklık etmek de güzel. İşte bu hücrelerden birine girelim isterseniz. Bakın burası o hücrelerden birisi. Burası da yıllardır kullanılmıyor. Buradan içeri giriyordu tutuklular yoğun önlemler altında. Daha sonra da buraya konuyorlardı. İşte burası da tutukluların gardiyanlarla ilişki kurduğu yer. Yani yemeklerini buradan alıyorlar. Diğer ihtiyaçlarını, onlara neler veriliyorsa buradan alıyorlar. Tamamen işte bu deliği kullanıyorlar. Dünyaya tek bağlantıları bu. Burada bu şekilde oturuyorlar. Genellikle de böyle az önce gösterdiğim gibi diz çökerek oturuyorlardı. Düşünün buradasınız. Bu kafesin içindesiniz. Kafanızda da çuval var. Bu çuvalla birlikte burada hayat mücadelesi veriyorsunuz. Görebildikleri tek şey karşıdaki tutuklular. Bu tarafa baktıklarında ağaçlar var. Öbür tarafa baktıklarında başka hiçbir şey göremiyorlar. Sadece buradalar ve oturmak zorundalar. Hareket bile etmeleri yasak. İşte Guantanamo, X-Ray'deki hayat böyle bir hayat. Guantanamo kampı, yani burası Camp X-Ray, bundan tam 12 yıl önce kuruldu. Ocak 2002 yılında buraya ilk tutuklular geldi. Bush yönetimi 11 Eylül'ü planladığını düşündüğü, o saldırılarla ilgisi bulunduğunu düşündüğü herkesi burayı kapattı. 12 yıl sonra arkamıza baktığımızda dikenli teller ve kullanılmayan bir kamp görüyoruz. Ancak şimdi hala burada Guantanamo üstünde 149 tutuklu daha var. Her yıl onlar için milyonlarca dolar harcanıyor. Peki elde ne var? Elde ne var? Amerikan yönetimi bu kampla ne elde etti? Doğrusu baktığımızda çok da elle tutulur somut bir sonuç göremiyoruz. Guantanamo denince akla belki de uzun yıllar boyunca suçluların cezalandırılması ya da adalet değil, burada ayaklar altına alınan insan hakları ve işkence gelecek. Guantanamo artık dünyadaki birçok kişi için işkenceyle eş anlamlı. Dünyanın büyük tepkisini çeken bu kamp birkaç ay sonra kapatılmak zorunda kalındı. Hemen ardından tutuklular Guantanamo'da Camp Delta adı verilen merkeze transfer edildi.
2003, 2004 ve 2006 yıllarında yeni tutukluluk merkezleri inşa edildi. Amerikan yönetimi tutukluların şartlarının iyileştiğini iddia etti. Peki şu anda Guantanamo'daki tutuklular hangi şartlarda yaşıyor? Şimdi Guantanamo'da 100'den fazla tutukluya ev sahipliği yapan kamplara doğru yola çıkalım. Oradaki şartları yerinde görelim. Guantanamo'dayız. Camp 5'ın önündeyiz. Yani 5. kamp burası. Burada birçok tutuklu var. Burada da gün içinde yaklaşık 50-60 tutuklu oluyor. Şu anda da içeride birçok tutuklu var. Az sonra içeri gireceğiz. Nasıl bir yer olduğunu size göstereceğiz. Görüyorsunuz orada İngilizce bir yazı var. Orada diyor ki içeride tutuklular var. Sessiz olun diyor. İçeride sessiz olunması gerekiyor. Büyük güvenlik önlemleri altında ve tamamen Amerikan askerlerinin gözetiminde yapacağız bu çekimi. Şimdi isterseniz gelin bakalım bu tutuk evi Guantanamo, ünlü Guantanamo'nun içi nasıl bir yermiş. Burası belki de dünyanın en sıkı korunan hapishanelerinden biri. Güvenlik burada en çok kullanılan kelime. Bu kampta sizi ilk karşılayan şey dikenli teller, büyük kapalı kapılar ve sıkı güvenlik önlemleri. Yüzünü güvenliğine zarar gelmemesi için göstermediğimiz bu tutuklu yıllardır bu hücrelerden birinde yaşıyor. Çekim sırasında bizi görmüyor. Görüntülendiğinden habersiz. Yan yana hücrelerin arasındaki ortak alanda televizyon seyreden bu tutuklu belki de daha yıllarca bu küçücük yerde geçirecek bütün zamanını. Guantanamo üstünde, daha doğrusu Guantanamo cezaevinde, tutuk evinde, Amerika'nın dünyanın en tehlikeli teröristlerini tuttuğu tutuk evinin içindeyiz. Şu anda 6. kamptayız. Burada da tutuklular var şu anda. Az önce onları gördük. Tabii bir kısmını gösterebiliyoruz sadece. İşte burası da bu kamp 6'nın aslında ortak alanı diyebiliriz. Burada tutuklular buluşuyorlar. Bu masalarda yemek yiyorlar. Hemen yan tarafta duşları var. İşte burası böyle bir yer. Bu tarafta bir duş var. Yine yanında başka hücreler var. Burası da tipik bir aslında Amerikan cezaevi şeklinde dizayn edilmiş. Yaklaşık 70 milyon dolara mal olmuş. İsterseniz hemen buradaki hücrelerden birine girelim. İşte tipik bir hücreye daha giriyoruz şu anda. Hücreye girdiğimizde ilk dikkatimizi çeken şey bu taraftaki seccade. Müslüman olan tutukluların namaz kılmaları için. Burada not almaları için kağıt var, kalem var, tarak var, su, tuvalet kağıdı, sabun ve onların ihtiyaçları. Yine burada da kitaplarını koyabilecekleri, işte görüyoruz burada Arapça bazı kitaplar var, dergiler var. Bunları okuyorlar isterlerse. Hemen bu tarafa geçtiğimizde lavabo ve yine bir tuvalet var. Aynı odanın içinde bu, aynı hücrenin içinde. Yatakları böyle. Yatakları düz, tahtadan bir yatak. Hiçbir şekilde burada her şey en güvenli şekilde ve hiçbir şekilde zarar veremeyecekleri şekilde dizayn edilmiş. İşte tipik bir hücre burası da. Burası ise kamp 6'dan. İşte Guantanamo'da hayat böyle geçiyor. Tutuklular işte bu küçük sadece birkaç metrekarelik hücrenin içinde yıllarını geçiriyorlar. Hücrede bir de kıblenin yerini gösteren ok var. Yatağın hemen altında görüyorsunuz bir ok var, bir ok işareti var. İşte burası kıbleyi gösteriyor, Mekke'yi gösteriyor. Namaz kılacakları zaman tutukluların doğru yöne dönebilmeleri için burada bu hücrede kıblenin yönünde yatağın altında bir okla gösterilmiş. Guantanamo üstünde 5 numaralı kamptayız. Burada şu anda tipik bir hücrenin içine giriyoruz. İşte Guantanamo'daki tutuklular burada böyle bir hücrede tutuyorlar. Burası onların lavabosu. Burada küçük bir ayna var. Fakat önemli olan burada güvenliğin üst derece olması. Hiçbir şekilde tutuklular buraya bu kullandıkları lavaboları vesaire hiçbirini kıramıyorlar. Hepsi çok sağlam yapılmış. Onların değiştirememeleri için. İşte burada bir tuvalet var küçük. Ve burada da onların eşyaları var. Şimdi isterseniz bu tarafa bakalım. Bakın burada ayakkabılar. Bu tipik burada kalan bir tutuklunun odasındaki eşyaları. Şuradan başlayalım. Tarak var burada.
diş macunu, diş fırçası, onun yanında ayakkabıları, eşyaları ve tabii ki burada okumaları için Kur'an-ı Kerim var. Onlara çeşitli kitaplar veriyorlar. Hem Arapça, mesela bu tutuklunun hücresinde Arapça, Fransızca bir sözlük var. İşte burası Guantanamo'daki tutukluların yaşadığı yer. Çok küçük bir yer. Tipik bir hücre, böyle bir yer. İşte bütün o eleştirilere hedef olan Guantanamo'yu bütün dünyaya tanıtan o hücrelerden birinin içindeyiz. İşte Guantanamo'daki tutuklular böyle bir ortamda geçiriyorlar hayatlarını. Bazıları 9-10 yıldan beri burada. İşte burası da Guantanamo'da tutukluların tedavilerin yapıldığı yer, revir. İşte hastalandığı zaman buradaki tutuklular buraya getiriyorlar, bu yataklara getiriyorlar önce. Eğer daha ağır bir durumları varsa, cerrahi müdahale gerekiyorsa diğer odaya alıyorlar. İşte burada bakın her şey hazırlanmış. Normal burası herhangi bir poliklinikte gördüğünüz ekipmanlar var. Onlar da zaten normal, siz doktora gittiğinizde nasıl davranıyorsanız tutuklular da öyle yapıyor diyorlar. Bu tarafa da baktığımızda burası Guantanamo'nun işte o ünlü reviri. İşte burası Guantanamo'da hasta tutukluların getirildiği odalar. Görüyorsunuz burası da kafesle çevrilmiş. Hastalandıklarında tutuklular burada tutuluyorlar. Fakat hala yine cezaevi şartları, buranın bir cezaevi olduğu, tutuk evi olduğu belli. İşte bu kafeslerin içinde tutuluyorlar. Kafesin dışında da kurşun geçirmez plastik camlar var. Guantanamo'daki şartlar Amerikalı yetkililere göre yıllar içinde iyiye gitmesine rağmen bazı tutuklular hala açlık grevinde. İşte bu sandalyede açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmeleri için kullanılıyor. Günde 2 defa 15'er dakika tüplerle zorla besleniyorlar. Ramazan'da ise bu işlem iftar sonrası yapılıyor. Guantanamo'da 5. kampta şu anda başka bir yere giriyoruz. Burası da burada tutulan tutukluların haftada en az 4 saat televizyon seyrettikleri, DVD seyrettikleri yer. Burada işte bir televizyon var, onun altında bir DVD oynatıcı var, VHS player var. Tutuklular orada kendilerine gösterilen filmleri ya da haberleri, televizyon kanallarını burada seyrediyorlar. Yerde görüyorsunuz böyle zincirler var. Eğer acil bir durum olursa tutuklu hemen burada, buraya zincirleniyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu odaya girme hakkı sadece buradaki kurallara tam olarak olan, uyan tutuklara ait. Onların dışındakiler buraya alınmıyor. İşte buraya oturuyorlar böyle ve burada televizyonlarını seyrediyorlar. Eğer herhangi bir olay çıkarsa da bu zincirlerle oldukları yere bu tutukluların hepsi sabitleniyorlar. Zaten daha sonra da buraya bir daha girmelerine izin verilmiyor. Burası da Guantanamo'nun kütüphanesi. Aslında burası kütüphane derken sadece kitapların depolandığı yer diyebiliriz. Tutukluların istedikleri kitaplar buradan alınıp onların hücrelerine götürülüyor. Burada birçok dilde kitaplar var. Arapça, İngilizce, Peştu dilinde. İşte mesela işte bu bir Arapça kitap burada. Tutuklular bunları alıp isteyebilirler ve odalarında, daha doğrusu hücrelerinde okuyabilirler. Yine Rusça kitaplar da var. Burada Rusça kitaplar da var çok fazla. Rusça bilen çünkü tutuklular var burada. Türkçe kitap var mı diye sorduk ama şu anda Türkçe kitap ellerinde yok. İşte Guantanamo'daki tutuklular kapalı kapılar ardında bu şekilde yaşıyor. Guantanamo'daki hücreleri ziyaretimizin ardından hepimizin aklında aynı soru var. Kalan 149 kişi acaba daha kaç yıl burada kalacak? Cevaplar aynı. Kimse bilmiyor. Üstelik daha önce de söylediğimiz gibi Guantanamo'da tutulan isimler henüz yargılanmaya bile başlanmadı. ...1903 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından kömür madenlerini işletmek için Küba'dan yılda 4000 dolara kiralanan Guantanamo Körfezi bugün dünyanın en tartışmalı merkezlerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri burada dünyanın en tehlikeli isimlerini tuttuğunu söylüyor. 11 Eylül'ün planlayıcısı olduğu iddia edilen 5 ismin de aralarında olduğu 149 kişi burada şimdi akıbetlerini bekliyor. Guantanamo öyle görünüyor ki daha yıllarca konuşulmaya devam edecek. Adı her söylendiğinde ise akıllara işkence, hukuksuzluk iddiaları ve belirsizlik gelecek. Guantanamo'da bir süre 700'den fazla tutuklu vardı. Bu sayı bugün 149'a düşmüş durumda. Tutukluların bir bölümü diğer ülkelere transfer edildi.
Amerikan yönetimi 60 tutuklunun bugün hemen başka ülkelere gönderilebileceğini açıkladı. Ancak bu 60 tutuklu kendilerini alacak ülke bulunamadığı için hala hücrelerde. Peki Guantanamo'da bugün durum ne? İsterseniz buna bakmadan önce yine aynı Amerikan üstünde süren askeri mahkemelere göz atalım. Guantanamo'da sadece işkence ya da tutuklulara kötü muamele konuşulmuyor. Buradaki hukuk düzeni, buradaki mahkemelerin adil olup olmadığı da en çok tartışılan konulardan biri. Duruşmalar hemen arkamdaki mahkeme binasında yapılıyordu. Hemen onun yanına başka yeni bir mahkeme binası inşa edildi. Şimdi size onu gösteremiyoruz çünkü çekim yapmamız yasak. Peki buradaki mahkemeler ne kadar adil? Yıllardır, yaklaşık 9 yıldır burada tutulan tutuklular var. Peki mahkeme süreci adil mi? Nasıl bir mahkeme süreci ilerliyor şu anda? İsterseniz gelin biraz buna göz atalım. Guantanamo'da kurulan askeri mahkemelerde en az tutukluların şartları kadar tartışmalı. Askeri yargıçların görev yaptığı mahkemelerde tutukluların bir sivil bir de asker avukatları var. Ancak avukatlar Amerikan yönetiminin sürece FBI ve CIA aracılığıyla müdahalesinden rahatsız ve daha asıl yargılamalar başlamadı bile. Right now it's going nowhere. And we're mired in pretrial stages where we have a number of motions that are pending. Prior to this particular hearing, we were set to hear about 18 different motions, and then that's when we learned that the FBI had been attempting to infiltrate one of the defense teams. Of course, once we learned that, all proceedings were halted, and we were forced to essentially turn all of our attention to this one issue. This week we've had one day of hearings, and for all indications, it seems like that's going to be the end of hearings this week. We've had the CIA, an intelligence agency, monitoring the courtroom and shutting off the court proceedings at its will. And the judge stopped or certainly tried to put a stop to that. We've had microphones placed in our meeting rooms disguised as smoke detectors. We've had high-tech microphones placed in the courtroom so that as we sat at defense counsel table and talked to our clients and to each other about our strategies, someone was able to listen. We have had event after event after event that calls the fairness of the proceedings into a question, and now on top of everything, after having had, for example, our supposedly secure computer files being open to the prosecution, now we find that we have the FBI trying to infiltrate themselves into our defense team. U.S. law says you're innocent until proven guilty. So the government, in the first instance, must prove that Mr. Muhammad is guilty beyond a reasonable doubt. And it falls to them to prove that. Buraya gelip mahkeme binasına girdiğinizde, duruşmalara katıldığınızda aslında hissettiğiniz şey şu. Galiba Guantanamo'daki mahkemeler hiç bitmeyecek, yıllar boyu devam edecekmiş gibi. Şu anda daha yargılama aşamasına bile geçilmedi. Yargılama öncesi duruşmalar yapılıyor. Yargıç hem savunmayı hem de iddia makamını, yani savcıları dinliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Avukatlar sürecin uzamasından şikayetçi. Ancak bazı gözlemcilere göre, sivil toplum örgütlerine göre davanın, duruşmaların uzaması aslında savunma makamının, yani tutukluların lehine bir durum. It's not good if we can't address facts that are important to the case. We believe we have good facts. We believe that we have a case that needs to be heard. And a case that will ultimately paint a very different picture of Mr. al-Hassawi. So constantly delaying that, it's not necessarily a good thing. We need to be able to address these issues. Now, Guantanamo itself, the reality is I very highly doubt that we will ever get a fair shot in this system. It's very manipulated. It's been very carefully crafted to build a system geared to convict. The CIA, an intelligence agency, monitoring the courtroom and shutting off the court proceedings at its will. And the judge stopped or certainly tried to put a stop to that. We've had microphones
placed in our meeting rooms disguised as smoke detectors. We've had high-tech microphones placed in the courtroom so that as we sat at defense counsel table and talked to our clients and to each other about our strategies, someone was able to listen. We have had event after event after event that calls the fairness of the proceedings into a question. And now, on top of everything, after having had, for example, our supposedly secure computer files being open to the prosecution, now we find that we have the FBI trying to infiltrate themselves into our defense team. U.S. law says you're innocent until proven guilty. So the government, in the first instance, must prove that Mr. Muhammad is guilty beyond a reasonable doubt. And it falls to them to prove that. İşte aslında tutukluların durumu kadar mahkeme süreci de hayli tartışmalı. Avukatlara göre Guantanamo'daki duruşmalar yıllar boyu sürebilir. Peki tutukluların kaçı ceza alacak? Bu sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor. Şimdi Amerikan yönetimi tüm dünyadan gelen eleştirilerin ardından Guantanamo'da şeffaflık politikası uygulamaya başladı. Bu çerçevede basın mensupları üste davet ediliyor, askeri yetkililer sorulara cevaplıyor. Ali Abdulaziz Ali and Mustafa Al-Hassawi, this is a pre-trial session. Thank you very much. I'm happy to work with the media because this is an important story. There's a lot of international interest. People from New York City to Istanbul to Incirlik are all interested in what's happening right here at Guantanamo. And our priorities in the United States Defense Department are that we have a transparent and open process. And a big part of that is the media, including TRT, Turk Television. What kind of changes has happened on the lives of prisoners here in the last years? So we have 149 detainees remaining. We've transferred out 630 over the last 12 years. And so the ones that we have remaining, there's an effort ongoing right now by the Department of Defense and Department of State to transfer the detainees out of Guantanamo back to either their home country or a third country that'll take them. We support that mission, and when we get the word, we safely transfer them in a timely and efficient manner. And what kind of change, did any changes happen in their daily life here? What kind of, how did their life change? Or are you working on any changes? So we work on keeping the standard operating procedures that we fought the guard and medical force follow those in order to keep the detainees safe and in a humane way. And the overall mood of the camps, normal operations. The remaining 149 detainees, certainly, they have access to outside TV, Turkish TV and other TVs that they can watch and get news. They get visits from the Red Cross so that they get messages from home. They also can Skype back home to family members when the Red Cross comes. They have access to over 20,000 books, magazines, DVDs, and so they can follow what in what's going on. And they also get classes, everything from life skill classes to language classes to agricultural classes. Belki de dünyada en çok konuşulan cezaevlerinden biri olan Guantanamo adasından izlenimlerimiz bunlar. Bu arada hemen hatırlatalım. Bu gösterdiklerimiz sadece bize gösterilenler. Yani bütün çekimlerimizi biz Amerikan ordusundan subaylar eşliğinde yaptık. Bunu da hemen hatırlatalım. Peki bunun sonunda ne sonuç çıkaracağız? Bilmiyoruz. Belki de siz bunları izledikten sonra herhalde kafanızda belki de bir sonuca varmışsınızdır. Amerika Birleşik Devletleri milyonlarca dolar harcıyor buraya her yıl. Peki elde ettiği ne var? Şu anda somut olarak elde edilen hiçbir şey yok. Bu davalar, bu duruşmalar yıllarca sürecekmiş gibi devam ediyor. Bir taraftan da Obama'nın verdiği bir söz var. Burayı kapatmak istiyor. Bakalım bunu başkanlık süresi bitene kadar yapabilecek mi? Hepimiz göreceğiz.